Sağ olun, teşekkür ederim. Metin Pırız ayrıldı demedin mi sen ya? Yerime Enes Batur geldi. Fena fikir değil ha. Vallahi özlemişim hocam ya oradan bana böyle şey yapmanızı. Ben keşke duygularımız karşılıklı olsaydı. O kadar yoğunum ki Metin hiç aklıma gelmedi ya. Nasıl ya? Üç tane film yazdım, bir tane çektim. Manyak mısın sen de mi hoş şu anda? Buyurun sunuşa geç bakalım. Tamam hocam. Dekordan da anlamışsınızdır herhalde. Erkek yurdu skecimiz var. Ben hiç yurtta kalamadım. İlk babamla üniversiteye başladığımızda bir yurtla görüşmeye gittik. Adamlar şartları söylediler. İşte akşam ondan sonra girmesi gerekiyor. İşte başka şeyler yapmaması. Yasakları söyledi. Sonra dedi ki parayı da peşin alıyoruz. Babam dedi ki sen buradan kovulursun. Para da kalır dedi. Ben de o yüzden hiç yurtta kalamadım. Direkt ev tuttum. Ama bir kere bu yurdun şeyini sunmak istedim hocam. Bu bir gereksiz bilgiden. Altı cümle arka arkaya söylediğinde bir tek gülme alamadın yani. Ya bir de ben sana mesela sorsaydım hani hiç yurtta kaldın mı falan diye. Sen direkt anekdota girince çok iddialı oldu. Evet. Çok iyi hazırlandım. Hoca da burada. Şimdi şakayı çakıyorum gibi oldu. Olmadı ama. Olmadı. Ama mesela olmamak bile sana çok yakışıyor enteresan bir şekilde. Evet, evet. Değil mi evet. Hocam? Zaten beklenti yok. Yani... O zaman ben direkt skeci sunuyorum. İyi yani. Erkek yurdu geliyor. Batuhan'la Atakan yazdı. İyi seyirler. Abi şuraya bak ya. Sene sonu geldi, bir parti bile yapamadık ya. La arkadaş, parti olsa ne olacak ya? Kimden görüşeceksin? Kız mı var? Kimle sohbet edeceksin? Kimden dans edeceksin? Kimin gazozuna ilaç katacaksın? Sen kızların gazozuna ilaç mı katıyorsun lan? Oğlum misal olarak söyledik durum ya. Gazoz işe mi kaldı? İçseler atacan yani, ırz düşmanı. Ya bu gençlik nereye gidiyor ya? Bir yere gidemiyor ki arkadaş. Her ev kapalı. Enerji içinizde kaldı. Enerji atacak yer yok. Namaz kıl Yasin. Günde 5 vakit hareket etmiş olursun. Kılacağız inşallah. Allah bilip durur. Kalbimiz temiz. O gün nerede gelecek? Abi, yurt dışında böyle değil ya. Orada yurtlar hep karışık. Bizde de öyle olsa ne güzel olur, öyle değil mi? Düşünsene, şurada kızlar var. Kardeş kardeş beraber yaşasak fena mı olur? Fena olur. Bak hoca ne diyor? Ne diyor? İşte cumaya gelseydiniz siz de dinlerdiniz ne dediğini. Hocam anlardınız yani. Ne yapıyorsunuz da atsız kovboylar? Hayal kuruyoruz kanka. Ne hayal? Yurtlar karışık, odada kızlar var. Kızlar mı var? Nerede kızlar var lan? Burada mı kızlar var? Yasin senin altına sakladın değil mi Yasin bak? Hep sen yapıyor böyle şeyleri. Nerede lan kızlar? Dur oğlum dur ya. Yok işte bir şey ya. Kız falan yok. Kızsızız kanka. Issızız kanka. Yalnızız kanka. La bana ne yükseliyorsun oğlum? Bu ne la? Sen neyin peşindesin ya? Ne istiyorsun oğlum sen? Kanka böyle 1.65 boylarında esmer, aklı başında bir kız olsa fena mı olur? Ha dur ben benim katalogdan bakayım ya. Oğlum var mısın bir de anlatıyor ya. Ne değişik çocuk bu ya. He ya. Hala devam et dursun ya. Nereden açtın abi sen bu kız konusunu? Kapat kar bu konuyu. Uyku kaçtı. Hadi herkes yatsın. Hadi yatalım. Ama bak bu kadar kar kızdan bahsettik. Benim rüyamda şov var ben size diyeyim ha. Bak öyle sallanır mallanır deprem sanma. Ya. Yat. Al gitarıma sarılıp yatıyorum ha. Ulan bana mı sarılıp yatacaksın? Yat gari. Tövbe estağfurullah. Siz iyicene şeytanla olmuşsunuz arkadaş. Hadi yatın zıbarım. Bismillah üstünüze. Amin. Kızlar şu anda sakin olun. Vahşi hayvanların doğal ortamına girmiş bulunmaktayız. Sakın sürüden ayrılmayın. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Hangi kurt beni kapacak acaba? He? Öküze benziyor. Abi bu nasıl bir koku? Benim burnum mavi ekran verdi. Ay biz nesil bu odada kalacağız ya? Nasıl hayatta kalacağız desen daha doğru olur herhalde. Zaten benim dediğimin üstüne bir şey deme hiçbir zaman. Hiçbir zaman ondan eksik kalma. Ben bundan nefret ediyorum. Net. Ben buna kuru. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeş ne olur ya mı gördün lan? Ben. Kabus, bu ne la git la? Ana! Abi,
edin, bir gürültü yapmayın. Gözünüzü seveyim, beni uyutmadınız. Gözünüzü seveyim. Tövbe yarabbim ya, başımıza gelen ne bu ne? Bismillah. Ne kadar güzelsem artık herkes bayılıyor. La Ahmet, kalk, yurdu kızlar bastı. Başlamam, biteceğini bile bile bu aşka başlamam. Ne seni ne de kendimi ateşe atamam. Anla beni yaz aşkım. Oğlum bu nasıl bir adaptasyon lan? Hoş geldiniz kızlar. Selam erkek milleti. Selam. Merhaba, ben Yasin. 28 yaşındayım. Muğla'dan katılıp dururum. Sizinle tanışmayı çok isterim. Mümkünse bir çay içelim derim. Ya dur oğlum, saçmalama. Ne çay ya? Allah Allah, saçmalama. Efendim, benim niyetim ciddi. Kısmetse yaza nişan, Eylül'e düğün. Ahmet'cim, zaman kaybetmeye gerek var mı? İmam nikah denen bir şey var. Ya oğlum, ben nasıl hayvanlarla aynı odada kalıyorum ya? Kız, geçer misin şöyle? Bir ayrıl haydi, sen buraya gel. Kızlar, ne olur arkadaşların kusuruna bakmayın. Ben de bu kadar kaba olduklarını yeni öğrendim. Şöyle yapalım. Ben tek, siz hepiniz. Hayırdır, meça falan mı çıkıyoruz acaba? Ya tamam, tamam. Arkadaşlar, 2000 aklı başında kişisi olarak soruyorum artık. Kızlar, sizin burada ne işiniz var? Ya şöyle oldu, bizim yurdumuz yandı. Hem mecaz anlamdaysa burada yanıyor şu an, ben öyle diyeyim sana. Sen içindeyken dikkat et, yanmazsın. Sen sus la. Sen kendine bak. Senin tarzını sevdim. Gel tanışalım, benim adım Hilmi. Ay kızlar, ben biraz etkilendim. Feleknaz. Çok memnun oldum. Binti. Binti ya, arkadaşlar, anladığım kadarıyla bir yangın oldu. O yüzden siz, aynen, bizim yurdumuzda kalacaksınız. Evet, maalesef. Hadi ya. Be, bak, bak ya. Ya. Aynı yurtta kalacağız ya. Nasıl sıkışacaksa. Tamam, şey yapmayın, şey yapmayın. Tamam, normal. Tamam. Oğlum, ne yapıyorsunuz ya? Şey yapın, şey yapın. Ha. Ne yapıyorsunuz oğlum? Dur. Kızların yurdu yanmış, burada canları sıkkın. Evet, kızlar. Hiç merak etmeyin, burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Evet, tamam. Merak etmiyoruz zaten, mezur kaldığımız için buradayız. Yani. Evet. Ben normalde mahremme kadın sokmuyorum ama madem mezur kaldınız, yapacak bir şey yok. Sana çok büyük sürprizlerim var. Ne diyorsun ya? Karışma bana, bana karışma artık. Kim? Yeter. Bizim bir tuhaf oldu ya. Yalnız burada 4 yatak var ya. Nerede yatacağız biz? Ben bunu duymamış olayım. Bak, kesinlikle. Rıfat'ın Yaşam Vadisi'nde herkese yetecek kadar yer var. Sana, sana, hepinize. Lütfen gelir misiniz? Bakın, ben size inanılmaz konforlu bir yaşam sunuyorum. Ve vaat etmiyorum efendim. Veriyorum. Daha önce hiç hayvanat bahçesine gitmemiştim ya. Hak ettin abicim, hak ettin. Burada mis gibi benim yatağım dururken o yatakta ne işler var acaba? En son çarşafları ne zaman değiştirdin sen? Hiç değiştirmedim, orijinal, sıfır. Ne ayı kızlar ya, Allah Allah. Bu kanserojen şeyler, deterjan, meterjan. Bak, insanın kendi vücut sıvısı çıktığı zaman o kiri alıyor. Çarşafın altından onun da kirini alıyor. Yatağın altına doğru gidiyor, yeri de zaten bu siliyor. Ay vallahi öleceğim ha şimdi ha. O nasıl bir tariftir? Feleknaz Hanımcığım, isterseniz burada ölebilirsiniz. Ay geleyim oraya. Gel abi, gel. Tabii ki. Tamam Jacobo, Hüsranza'yı aldım ben. Senin razı gitti lan. Ben buradayım, gitar da var. He, siz de isterseniz benim yatağa geçin. Sus otur ya. Tabii, benim yat. Gitar çalıyorsun demek ha? Ya gitar çalıyorsun diye. Ya ben bayağı konserlere çıkıyorum ya. Tavşanlı'da. Çalsana o zaman bir şey, hadi dinleyelim. Şu an çalıyorum. Al bunu geri gönder, kardeşin helikopter. Pat 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 pat. Ya pat pat, çalma şunu ya. Mahalle yanarken saçını tararmış. Aa, ne oldu lan? Ne dedin ha? Ne lan? Küfür et, bir şey söyleyeceğim ya. Kızlar küfür ediyor mu? Ediyor canım, inanmazsın ama arada tuvalete falan da gidiyoruz. Ya. Ya gideceksiniz tabii ya. Bu bir ihtiyaçtı ya. Gideceksin tabii her zaman. Serseri. Benim bir lakabım daha var. Nedir? Laskopat. Uy. Vallahi öleceğim ha. Deli. Deli de ağır he. Tam anamın sevdiği gibi. Felek Nazlı, abi ne yapıyorsun? Bana karış. Ne yapıyorsun ama ya? Tamam, biz şimdi şu ortamı böyle insanların yaşayacağı hale getirelim mi kızlar önce? Doğru diyorsun, bir kadın eli değmesi lazım. Tamam. Kalk oradan Esmer. Yok, çıktı. Gel buraya.
Oğlum bir şey diyeceğim lan. Rıfat nerede gitti ya? Rıfat nerede? Arkadaş kız benim kafama siyah poşet geçirdi lan. Ben hayatımda bu kadar rencide olmamıştım lan. Hiç üzülme kardeşim. Hak ettiğin yeri bulmuşsun. Cuk olmuş. Sus da sen Merinaz koyunu. Şu tipime bak ya. İsmini vermek istemeyen izleyiciye döndüm yemin ediyorum. Sıkıntı yok canım. Nefes alsan yeter. Bu ne çirkin bir laf ya. Bunu demeyelim oğlum biz bir daha kendi aramızda ya. Evet vallahi kendimi kötü hissettim. Düşme aşkım, düşme. Ulan burada Jennifer Lopez vardı. Bu ne? Eser yenenler gelmiş. Gerçi eser yemezler olmuş. Kaslara bak. Abi bence bir kere çok tatlı, yumuşmuş. Vallahi bayılıyorum ya. Ah Eser, ah evli olmayacaktı o var ya. Onun o bal dudakları var ya abele. Alttakiyle kendime dudağıma dolgu yapardım. Üsttekiyle ne vallahi göz çukurlarımı doldururdum. Bu Berfu'da ne buluyor hiç anlamıyorum gerçekten. Ama kızlar ayıp değil mi ya böyle bunlar yani şimdi konuşulacak şey mi yani? Allah Allah Kenki. Siz böyle çıplak kızları yapıştırıp asıp böyle bakınca sorun olmuyor. Bizde mi sorun? Vallahi ben hiç asmıyorum. Ben hep bilgisayarda saklıyorum. Ya pissin ya, rezilsin sen. Allah Allah. Aa selam beyler. Aslı'nın odada manikür pedikür yaptırıyoruz. Gelmek isteyen var mı? La Aslı kimdi? Tolga'ya ne oldu Ertuğrul? Aslı odaya çöktü artık, onun odası. Oğlum sen ellerin niye öyle duruyor? French yaptırdım da bozulmasın diye kanka. Eğer siz de oje falan sürmek isterseniz bir sürü seçenek var. Hadi eyvallah. Bu renksiz çocuk kim? Hiç sevmedim. Ben esmerleri sevmem ha. Aklınızda tutun. Allah razı olsun. Beyler, beyler gelin bir dakika. Gelin. Gelin abi. Ne oluyor? Oğlum kızlar yurdu ele geçirmeye başlamış. Ya ben dedim mahremimize bunları sokmayalım diye ya. Pelek Nazcığım sen yanlış anlamıyorsun değil mi aşkım? Sağ ol canım. Senlik bir pozisyon yok. Sendeyim, ben sendeyim. Tamam, bak görürsün değil mi? Bizi konuşturur hemen satıyorum. kızlar kusura bakmayın. Benim arkadaşlarım kızlarla nasıl konuşulacağını bileyim aslında. Senin de pek bildiğin söyleneyim az. Tamam hadi biz çıkın, biz ağda yapacağız. Aynen. Ya benimkine ağda almıyor. Direkt reçine ile çekiyorum ben. Ha tamam. Biz de yapalım o zaman. Reçine meçine neyse ben de yapacağım. Ha evet. Yapalım ya. Biz de yapalım. Birlikte yapalım. Evet. Ya sakin olun. İçinizden ne çıktı sizin ya? Kanka niye öyle diyorsun? Bak işte beraber yaşıyoruz. Hem kızlarla bir aktivite yapmış oluruz ya. He? Eyvallah tamam gel. Ben okeyim lan. Nasıl yapacağız? Gel. Beni gel. Buradan bir alın. Sen başla lan, ben ikinci. Ben başlıyorum o zaman. Sen başla, ben senden. Tamam, sen aç şurayı. Bana şöyle bir sıyırsan. Evet. Yapacağım. Yani o kadar zaten acıyan bir şey yok düşün. Çok acımaz ha? Değil mi? Ya, yok, ben de sana çok acımaz. Bunları niye yapıyorsun? Bunu niye yaptın? Ahmet! Bunu niye yaptın? Emin misin? Bunu mu yaptın? Hayır, bir dakika. Hayır, bir dakika ama bacak dedik. Bu çok... Tamam, olmaz ama. Olur. Ama olmaz. Ama olur diyorduk. Lan dur lan. Olur Ahmet. Lan erkek olmaz. Ya bir, iki, üç deyince çekeceğim. Kanka, nasılsın oğlum, iyi misin? Bacağım yok. Lan abartma ya. Bacağım kovun. Bunun hesabını vereceksin. Lan abartma oğlum ya. Ya bu böyledir var ya. Bu hep böyle bir abartır. Bunun da böyle bir var. Kızlar bakın bana yapın bir delikanlı görün. Gelin. Bak dur lan gazı gelme oğlum. Benim. Bana yapın da bir delikanlı görün bak. Ağlama ama sana. Lan ağlamak ne canım? Sen beni tanımamışsın. Hadi yapsanıza ya. Hadi. Getireceğim. Ne hangisini yapacaksın? Ben seçeceğim. İki tanesini de mi? Hani tekti? Hayır. Yalnız bakın bu sıkıntı olur. O kesmiş gelmiş. Ağlama. Emin misiniz? Yani yaz geliyor bak. Çok iyi. Buna aktaralım. Yapmayın bunu. Ben de kalın. Dur. Yalnız hocam. Şuraya da bir tane. Oraya değil. Oraya yapmayın. Buraya. Buraya yaparsa hayatım biter. Oraya olursa arkadaşlar. Hocam bunu yapmasınlar hocam. Hocam yapmasınlar. Bir. Yardım edin. İki. Hayır. Üç. Kesmeyin lan bunu. Salın gezin öyle yapın bir şeyler. Ela siz de ister misiniz kinkiler? Yok ben daha çok enflasyon düşünüp duruyorum. Teşekkür ederim. Ben de doğallıktan yanayım. Sana daya bakma dayı. Yok ben doğallıktan yanayım. Vallahi tamam. Seni yiyeceğim ha. Vallahi seni. Şerifacığım. Yemin ilk tespih gitti. Yemin ediyorum başım dönüyor şu an. Of ya of. Çok canım yanıyor.
acısın. Ne ağda acısı be? Aşk acısı benim de aşk. Tek önde 2,5 somun yiyor, bir de terk edilince üzülüyor. Hayırdır? Gökalp mi? Yok. Sami mi? Yok. Toner? Yok. Süleyman? Yok. Ben mi lan? Sen kimsin be? Ya ağlayan kadın gördüm mü dayanamıyorum. Gel sarılayım bir. Ya, çekilsene ya şöyle. Of Barçın. Barçın'dan ayrıldık. Ya tamam, tamam ağlama. Sakın ağlama tamam, bak bana. Hayır. Bana bak. Bana bak şu anda. Kız ağlıyor. Bana bak. Sakın, sakın ha bir erkek için kendini üzmüyorsun, tamam mı? Bak burada hepsini boş ver. Sakın ha. Gel buraya. Gel ne zaman istersen omuzumda ağlayabilirsin. Tamam. Ellerim ağdalı, kusura bakma. Benim de kaslı omuzumda istediğin zaman ağlayabilirsin. Sadece bilgi verdim. Benim omuzlar kaslı değil ama istediğin gibi kullanabilirsin yani. Ben sendeyim aşkım. Arkadaşlar bakın biz artık bir aileyiz, tamam mı? Burada kimseyi yalnız bırak. Gelin buraya. Gelin bir enerji sarılması yapıyoruz. Enerji sarılması yapalım. Enerji sarılması. Bu kız ağlıyor ya. Bu kız ağlıyor. Ben enerjiyi bayağı hissettim yani. Bana kadar geldi vallahi. Kanka sen de enerjini saklasan mı? Olabilir. Tamam dağılalım abi hadi. Bize yaramıyor bu aynen. Evet beyler hadi siz biraz odadan gidin. Biz de detayları dinleyelim. Evet hadi. Evet hadi beyler. Bizi yalnız bırakın. Başkası kalsınlar. Hadi. Ulan bir dakika bir dakika. Ya bu oda bizim oda ya. Bizi odadan mı etmeye çalışıyor bunlar? Sen bir lan. La oğlum sen bir dur artık bak yeter ya. Kızlar siz hayırdır la? Evet arkadaş. Bu ne ya? Çöktüğünüz odaya ağdı yapmalar, bilmem neler, temizlik. Ya bıraksak kaşlarımızı da alacaklar. Onu ben yapıyorum zaten, sıkıntı yok onda. Ya abi biraz anlayışlı olalım ama yani böyle olmaz ki ya. Sen kendin gel gari. Doğru! Ne oluyor ya? Şuna bak elimi ağda yaptın elime. Ya size yazıklar olsun. Ne oluyor? Çıkın gidin modana. Evet. Modana çıkın gidin. Bu ay, neymiş ne ya? Ay ne alakası var? Ay gelin bir saniye. Ya iyi yaptın. Sen var ya. Arkadaş bu erkek. Aa tamam ha. Müdür geldi, müdür geldi. Canım beni müsait bir yerde indiriver. Hocam, buyurun hocam. Hocam, hocam lütfen bir şey yapın ya. Bunlar yurda ele geçirdiler. Evet hocam, arkadaşlar çok muzdarip. Ben memnunum halimde. Hocam vallahi bakın bacağımı ne hale getirdiler. Burayı aldılar. Pamuk gibi olmuş. Yemin ediyorum pamuk gibi olmuş. Çok güzel olmuş ya. Gerisini de yapacağız artık. Hocam vallahi biz saçıyı zor kurtardık ama odayı çöktüler yani. Kalbimiz kırık. Evet hocam, bir şey demeyecek misiniz? Ne diyeyim oğlum, benim de elim kodum bağlı. Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Canım canım, sen hiç nefesini boşuna yorma Cihan'cığım. İstersen şöyle bir çekil. Çekil! Hanımefendi ne oluyor? Yurdunun onu. Ah Ahmetciğim, olanlar oldu. Kusura bakma, ben Cihan müdürünüzü katlar arası ulaşım aracı olarak kullanıyorum. Park et! Bundan sonra bu yurt bizim. Değil mi kızlar? Hep birlikte çok mutlu olacağız. Haydi bakalım, hep birlikte kızlar. Hayır! Orayı yapma! Orayı yapma! Hatta çok acıyor orası. Hayır! Olamaz! Yapmayın! Yapmayın! Hayır! Hayır! Oh! Allah'ım sana şükür. Gitme Felaknaz! Gitme! Kardeş niye kızlar yolluyorsunuz? Ben oradan çevirecektim zaten. Niye uyandınız ya? Oğlum hep aynı rüyayı görüyoruz. Bu nasıl bir telepati ya? Ya abi bu neymiş ya? Beyler ya ben kızlarla bir arada olalım falan dedim ama bu hiç bize göre değil oğlum. Biz böyle erkek erkeğe iyiyiz ya. Kardeş rüyamla bana geçtiler. Ağda yaptılar lan. Ya gelin buraya. Aa, harbiden gelin. Ya. Gelin biz böyle iyiyiz ya. Gelin ya. Evet. Gelin biz abi. Erkek erkeği iyiyiz ya. Bunlar. Erkek erkeği bunlar. Erkek erkeği bunlar. Evet. Ben sana bir şey istemiyorum. Aynen öyle. Ne yapıyoruz lan erkek erkeği? He? Hocam. Sizi kardeş yurt müdüremiz Yurdanur Hanım'la tanıştırıyorum. Ben Yurdanur. Tanıştırdım. Gördünüz. Şimdi bizim bir projemiz vardı. Kız yurduyla birlikte kalacaktınız. Bu proje tamamlandı. Yurdanur Hanım. Gerçekten öyle. Birlikte çok eğleneceğiz çocuklar. Değil mi müdür bey? Tabii ki efendim. Lan bak sen severdin bunu. Yerim sen mi? Bana göre hava hoş. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet hocam.
Hocam bariz bir zil alkışı var, siz ne dersiniz? Vallahi ben şeye şaşırıyorum, ben görmeyeli olaylar böyle daha interaktif. Oğlum ağda çok şey yapmadı mı ya? Hocam, hocam sürpriz yapmışlar sağ olsunlar. Peki üç ayrı yerden çekince bir hafiflik hissi, ah falan hani hangi acıyı hissedeyim diye bir avantaj oluyor mu acaba? Yok hocam. Gerçi seninki 20 yıllık ormanı budadılar yani. Bir zamanı gelmiştir dedin oğlum. Güzel. Evliya ile Hilmi'nin aşkına Evliya. Nasıl inandık hocam ya? Seleknaz. Ya bu yani bu iki karakter ya aşk yaşasın izleyelim istedik. Bizi nasıl inandırdınız? Seleknaz'la evet ya bence de çok güzel. Tatlılar ya. Ben yurdu, iki yurdu da seviyorum zaten. Çok gerçeğe yaklaşan, çok gerçekten beslenen iş. O yüzden benim favori skeçlerimdir bu yurt skeçleri hakikaten. Ben gideli geleli de güzel olmuş, güzel gitti yani. Zil diyor musunuz hocam? Ona göre çalalım. Tabii tabii zil. O zaman yazarlarımızı zile alıyoruz. Hilmi ve zile beraber gidiyorlar, hak ettiler. Birlikte aldılar işte aşk zili. Yalnız eser. Harbiden mümkün ha. Yani 21 yıl hiçbir şey yemeden çalışırsan biraz da protein tozu. Ya buna yakınım ben aslında. Yani çok yakın abi. Şu an yakın. Yakınım. Döşe bak kardeşim. Hocam hiç yakışmıyor ama böyle olsam ne tatsız olurmuş. Yok evet ya, bence de hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Vallahi. İstedim. Bir ara hayalini kurmuştum. Gerçekten inanıyordum. Neyse. Güzel skeçti. Aferin çocuklar. Çok güzel hareketler. Şahane hareketleriyle devam ediyor alkışlarınızla.